Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte trigonometri kampının 16. gününün 3. videosundayız. Nerede kalmıştık? 2. bölümün test birinin çözümünü yapıyorduk ve soru 30'da kalmıştık. Evet kitabımızda da sayfa numarası 115, 116 ve 117'yi çözüp bu testi bitireceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 30. soruda kalmıştık. Eş dikdörtgenler konulmuş. Bak dikkat et eş dikdörtgenlerin kısa kenarlarına 1, 1, 1, 1, 1 dersek Aa dikdörtgenin uzun kenarı 4 mi? 5 yaptı. O zaman dikdörtgenin uzun kenarı 5. Uzun kenarı 5. Burası da 1, 2, 3, 4, 5. 6 mı yaptı burası da? Evet. Şimdi benden kotanjant x değeri isteniliyor. Şimdi x e ait dik üçgen. Ya şöyle diyebiliriz. Bir böyle burada kaç alfa burada kaç beta deyip. Ben buradan yapmıyorum biliyorsunuz. Alfa eksi beta x eşit deyip oradan sonuca ulaşırsınız. Ama ben ne yapıyorum? Şurayı y deyip x artı y'den gidiyorum. Kotanjant değeri isteniyor da ben tanjantta bulursam daha güzel olur. Tanjant 1 bölü kotanjant eşit ya ondan dolayı. O yüzden ya da kotanjant 1 bölü tanjant eşit ya. Şimdi tanjant x artı y'yi yazabilirim ben. Tanjant x artı y. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'ye eşit değil midir? Evet. Tanjant x artı y belli mi? Belli. Şuradaki dik üçgenden hocam kaç? 10 bölü 6. 10 bölü 6 dediğimiz nedir? 5 bölü 3'dür. Eşittir. Tanjant x. Tanjant x'i bulmaya çalışıyorum. Şura n diyeyim. n artı tanjant y. Tanjant y de buradan belli. 5 bölü 6 bölü 1 eksi çarpımları 5n bölü 6 yapar. E hocam düzenleyecek olursak böyle işler dışlar yapalım hadi bakalım. 5 eksi 25 bölü 6 n eşittir 3n artı 3. 3 ile 5 bölü 6'yı çarparsam kaç yapıyor? 15 bölü 6 mı yapıyor? Evet. 15 bölü 6 ya da e, 5 bölü 2 mi yapıyor? Aynen öyle. Şimdi bunu buraya atalım bunu buraya atalım. 5 eksi 5 bölü 2'den 5 bölü 2 gelir burası. Yani 3n artı 25 bölü 6. Şimdi 3n ile 25 bölü 6n'i toplarsam 18 ve toplamı kaç yapıyor? 47 mi yapıyor? Yok 43 mi yapıyor? Evet. O zaman burası 43 bölü 6 yapıyor. n yaptı tabii ki. Sadeleştirecek olursak 3 3 kere 5 15. 15 eşittir 43n yaptı ya N'i de böylelikle ne buluruz? 15 bölü 43 buluruz. Yalnız bu tanjant x'e eşit. Bizden kotanjant x deniyor. O da ters çevrim çarpmışı yani 43 bölü 15 yapar. 30. soru böylelikle denizli çıkar. Geldik bir sonraki soruya. 8x artı kök 2 bölü tanjant x. Hemen 8x'i açalım mı? Açmadan. Bak burada da 8x eksi ne var? Kök var. E, burada işler dışlar yaparsam a artı b a eksi b çarpımları ne oluyordu? A kare eksi b kare. Yani burası sek kare eksi 2 yaptı. Arkadaş sek kare x eksi 2 eşittir. Tanjant x mi yaptı? Evet. Şimdi sek kare x ne demek? 1 bölü kos kare x demek. Eksi. Burada da ne var? 2 var. Eşittir. Sinüs x bölü kosinüs x yapar. Hocam burada çıkart bakayım bunu. 1 eksi 2 kos kare x bölü kos kare x eşittir. Sinüs x bölü kosinüs x yapar. Kosinüs x'lerden birer tanesi gitti. Hocam 1 eksi 2 kos kare x tanıdık mı? bir yerden tanıdık. Nereden tanıdık? Arkadaş burası 2 cos kare x eksi 1 olsaydı kosinüs 2x'in açılımıydı. O zaman burası eksi kosinüs 2x'in açılımı olmaz mı? Eksilisi çünkü evet. Kosinüs x ile de öbür tarafa çarparsam burası da kosinüs x çarpı sinüs x yapıyor. O da sinüs x çarpı kosinüs x Neye eşittir? Sinüs 2x bölü 2 eşit değil miydi? Evet. Sinüs 2x bölü 2 eşittir. E o zaman buradan bunu buraya böyle at. Bu buraya geçsin. Eksi 2 eşittir. Sinüs 2x bölü kosinüs 2x oldu. O da tanjant 2x'e eşit oldu. Benden şu isteniyor. Tamam. Şimdi bir dik üçgen çizelim. Arkadaş burası 2x. Dar açıymış gibi düşün sadece. Tanjant 2x eksi 2. Sıfırla pi bölü 2 arasında 2x demek ki ikinci bölgede. Arkadaş şunu 2x isteniyor ya. 2 ile çarparsan 0 küçüktür 2x o da küçüktür pi yapar. Ee, negatif geldiği için ikinci bölgede ikinci bölgede olduğunu anlayabiliyoruz. 2x 2'ye eşit olacakmış. 2 bölü 1. 1 2 kök 5 üçgeninden kök 5 yaptı. Şimdi dikkat et kosekat 4x deniliyor. Kosekat 4x 1 bölü sinüs 4x demek değil midir? Yani bu da 1 bölü 2 sinüs 2x çarpı kosinüs 2x değil midir? Evet. Yani bu da ne oluyor o zaman arkadaşım? 1 bölü 2 çarpı sinüs 2x. 2 bölü kök 5'tir ama dur dikkat. Hangi bölgedeydi? İkinci bölgedeydi. İkinci bölgede sinüs değeri artı kosinüs 2x nedir? 1 bölü kök 5. Ama Arkadaş eksi 1 bölü kök 5'tir. Kosinüs ikinci bölgede eksi olduğundan dolayı. O zaman bu da 1 bölü eksi 4 bölü 5 yapar. Ters çevir çarptığı zaman eksi 5 bölü 4 şeklinde buluruz cevabı. Yani cevabımız eksi 5 bölü 4 denizli oldu 31. soruda. Geldik 32. Kosinüs x'in grafiği üzerinden bir hamleler yapılmış burada. Hadi bakalım dönüşümleri uygulayalım. Yerine yazarak da buradaki k'yı, m'yi, n'yi de bulabilirsiniz ama ben size normal dönüşümleri anlattım ya oradan yapmak istiyorum açıkçası. Şimdi bir kere burada kosinüs x'in fonksiyonuna dönüşümler uygulanmış. Kosinüs x'in grafiğini şöyle bir düşünelim. Normalde kosinüs x'in grafiği bizim şu şekilde değil midir arkadaşlar? 0 2 pi aralığında. Evet. 0 2 pi aralığında şöyle bir şey olması lazımken ne olmuş? Aa bunun ters çevrilmiş olmuş. Ve burası 1 iken burası ne olacak? Eksi 1 olacak. Şimdi ters şey yani x eksenine göre simetriyi mi almış arkadaşlar burada? Evet. Yani x eksenine göre simetriyi almış. Ne oluyordu? O zaman eksiyle çarpmış oluyordu. Ve şurası normalde şu aralığa bakar mısın? Burası kaç? 2. E, bu aralık ne olmuş? Hocam bu aralık kaç olmuş öyle bakacak olursak? Bu aralıkta gördüğünüz üzere 6 olmuş. Yani burası 6. Aralığı böyle yukarı doğru açmak demek ne demek? Fonksiyonu çarpmak demek demek değil mi? Değil mi? 2 iken 6 yapmışım. Yani fonksiyonu ben 3 ile çarpmışım. Ama bir de ters çevirdiğim için K'nın kesinlikle ama kesinlikle ne olması lazım? Eksiyle de çarpmam lazım. Eksi 3 olması lazım. Sonra şu aralık 0-2 pi arasında olması gerekirken pi olmuş. Yani ben bunu neyle çarpmışım arkadaşlar? 1 bölü 2 ile mi çarpmışım? Ama 1 bölü 2 ile çarpmışım ama fonksiyonun içindeki ifadeye yapılan işlemler ters bir anlamda oldu. O zaman m'nin kesinlikle 2 olması lazım. 2 ile çarpım ki 1, 1 bölü 2'ye bölünmüş olsun. Yani normalde burası 2 pi olması gerekirken daraltmışım. Yani 2 pi iken ne yapmışız? Pi yapmışız. Hani bölü 2 olmuş o zaman çarpı 2. Ters mantık vardı çünkü x'e yapılan hamlelerde değil mi? Fonksiyona, fonksiyona yapılan hamle, x'e yapılan hamlelerde sağa sola doğru gidiyorduk. Fonksiyona yapılan hamlelerde yukarı aşağı doğru gidiyorduk. Neyse bunu da 2 bulduk. Şimdi bizim bunu böyle yapınca sen bunu eksi 3 ile çarpınca normalde buranın kaç alması lazım? Hocam burası eksi 3 ile çarpınca 3'e eksi 3 olması lazım. E burada da ne olmuş? Bir birim yukarı atılmış. Bir birim yukarı atıldığı için de n'nin de 1 olması lazım. Yani bizim fonksiyonumuz fx fonksiyonumuz bak çok güzel bir şekilde bulduk. İstersen değer vererek de yapama uzun çıkar herhalde. Eksi 3 kosinüs 2x artı 1 şeklinde olmuş oldu arkadaşlar. Bizden a açtı. Yani şu. Kosinüs x yerine a yazdığımda eksi 1 bölü 2 olacak. x yerine a yazdığımızda bu da kaça eşit olacakmış? Eksi 1 bölü 2'ye eşit olacakmış. Onu arıyoruz biz şimdi. O zaman eksi 3 kosinüs 2a eşittir. 1 attık öbür tarafa. Ne oldu o zaman? Eksi 1 bölü 2 eksi 1 yaptı. Eksi 3 bölü 2 yaptı burası. Hocam şu eksi 3'ler sadeleşti. kosinüs 2A eşittir 1 bölü 2 yaptı. kosinüs nerede 1 bölü 2? Hocam 60'ta. O zaman 2A eşittir. 60'sa A'yı da böylelikle 30 buluruz. Evet A açısı isteniyor bizden. Yalnız burası 90 0 ile 90 arasında diyor ya. Normalde çözüm kümesini tam olarak bulmamız gerekir ama zaten şuradaki 0 ile 90 arasındaki açı isteniyor bizden. O yüzden cevapta ne çıktı? 30 çıktı. Güzel bir soru. Yalnız bu sorunun çözümlerini ben bu şekilde yaptım. Ee, sen Mert hocadan ve İsmail hocadan da bir, bir bak bakayım nasıl yapıyorlar. Ee, yerine yazma tekniğini de kullanabiliriz. Hangisi kolaysa, aklında kaldıysa o şekilde davranmanı isterim açıkçası. Evet 32C yaptı geldik 33'e. <laughs> Soruda şöyle bir bilgi verilmiş. 2 cos alfa, 2 cos 2 alfa, diye diye gidiyor. 2 cos alfa çarpı x artı 1 şöyle bir formül verilmiş. Bir de şu bilgi de verilmiş bana bunu da kullanacağım büyük ihtimalle benden şu ifade isteniyor. Arkadaşım ben bu ifadeye böyle bir A diyecek olursam. O zaman bak şimdi dikkat. Şunu aldım şuraya koydum. Arkadaş ben buna A dediysem eğer. Bakın şuraya A dediysem eğer. Ne diyeceğim devamında? Hocam ben bunu buna benzetmeliyim. O zaman ne yapmalıyım? Şunu sol taraf 2 ile çarpayım. 2 ile çarptım. E o zaman buraya da 2 ile çarptım. Sonra bir de artı 1 de var. Artı 1 ekledim. E buraya da artı 1 ekledim. 2 artı 1 buna eşit. E bu formülde neye eşit o zaman arkadaşlar? Bakın böyle alfa 2 alfa diye gidiyor. gidiyor En son 10 alfa olacak. X'in 10 olması lazım. X'in 10 yazarsam burası 21 yapıyor. 21 alfa bölü 2 yapıyor. O zaman kosinüs e, 21 alfa bölü 2. Bölü aşağısı sinüs alfa bölü 2. Neye eşitmiş? 2A artı 1'e eşitmiş. Tamam devam edelim buradan. Şu 21 alfa bölü 2 ile alfa bölü 2 ne ismize yarayacak? X'in toplamı 22 alfa bölü 2 yapıyor. 11 alfa yapıyor. A 22 alfa 2 pi'ye eşit. O zaman 11 alfa buradan neye eşit arkadaşım? Pi'ye eşittir. Bak şimdi şu ikisinin toplamı pi'ye eşit. O zaman ben burada kosinüs 21 alfa bölü 2 yerine alfa bölü 2 yazdığım zaman 180'e tamamlayan açısını yazdığım zaman 180'i e tamamlamalarda bir tek sinüsle işaret değişimi olmuyordu. Bu eksili olacak bölü sinüs alfa bölü 2 eşittir 2 a artı 1 mi oldu? Evet. Bak ne çıktı buradan? Kota, kotanjant alfa bölü 2 eksi kotanjant alfa bölü 2 eşittir 2A artı 1'e eşit oldu. Ha, arc var burada. Bir de 44 arcot K 2 piye eşit verilmiş. O zaman ben buradan bir şeyler yapmalıyım. arcotu kodu elde etmek zorundayım ben burada. O zaman buradan arcotu elde edeyim arkadaşım. Hadi bakayım. arcotu kodu elde edeyim. Tamam. arcotu elde edeceğim. Burası eksili ya. Şimdi şurası eksili. Ee, buradan Öbür tarafı eksiye öbür tarafı çarpayım. Şu ve şu mu yaptı? Evet şurası kotanjant alfa bölü 2'de neye eşit oldu? Eksi 2a eksi 1'e eşit olmuş oldu. Her iki tarafın ark alınca buradan alfa bölü 2 kaldı. Eşittir ee, ark kod 2a eksi 1 kaldı. Eksi 2a eksi 1 kaldı hatta. Şimdi alfa bölü 2 nedir? Arkadaşım şurada alfa yerine bir şey yazmam lazım. Şu 22 alfa neye eşitti? 22 alfa 2 pi'ye eşitti. Buradan da alfa bölü 2'yi bulmaya çalışacağım değil mi? O zaman buradan alfa neye eşit oldu? E, ee, şunlar sadeleşti. 11. Pi bölü 11'e mi eşit oldu? Evet. Ama alfa bölü 2 lazım bana. O da alfa bölü e, 2 bölü 2 yapacak olursam. Alfa bölü 2 de neye eşit oluyor? Pi bölü 22'ye eşit oluyor. Şurası pi bölü 22 yaptı. Oo, güzel bir şey geliyor. Arkadaş bak şimdi. Alfa bölü 2 yerine ne yazacağım ben? Alfa pi bölü 11 ise burası pi bölü 22 yaptı. Pi bölü 22 eşittir. Ark kotanjant eksi 2a eksi 1 değil mi? Evet. Şimdi şurada da bak şöyle bir ifade verilmiş. 44 ark kot k 2 piye eşit verilmiş. Şu bölü 44 olarak geçince, geçince ne oluyor? Ark kot k ne eşit oldu arkadaşlar? Ark kot k neye eşit oldu? 2 pi bölü 44'e yani pi bölü 22 eşit oldu. O zaman ben pi bölü 22 yerine ark kot k yazabilirim. Hocam ark kod k eşittir. Ark kod eksi 2 a eksi 1'e eşit olduğunda. Bunlar birbirine eşit olmaz mı? Evet k eşittir. 2 eksi 2 a eksi 1 olur. Buradan da e, şu k artı 1 yaptı. Eksi 2 a. A da buradan k artı 1 bölü eksi 2'ye eşit olur. Yani. Eksiyle yukarı çarp eksi k eksi 1 bölü 2'ye de eşit oldu diyebiliriz. Evet verilen bilgilere baktık. Bir oraya bir buraya baktık ama aslında çok da şey zorlanmadık aslında arkadaşlar. Sadece aradık. Cevabı da böylelikle akçay bulmuş olduk. Geldik bir sonrakine. Kosinüs 2x'li bir açılım bir de sinüs 2x'li bir açılım var. Burada hangi açılım yapacağız? Sinüs 2x belli de kosinüs 2x hangisini yapacağım? Bak şunu açarken ne geliyor? Hocam 2 sec buradan geliyor. C de buradan var. Yani C çarpı 2 c 2 c kare geliyor. Burada da C kare var ya. O zaman C kareli açılımını yapalım. Yani 2 cos kare x eksi 1 şeklinde açalım şunu. O zaman 2 C kare eksi 1 şeklinde açtık bunu. Eksi 2 S C kare yaptı. Artı C kare eşittir 2 yaptı. Şimdi hepsini bir tarafta toplayalım bakalım. Şurası 3 C kare. Eksi 2 diye geçti. Eksi 3 eksi 2 S C kare eşittir 0 yaptı. O zaman buradan aa, bak şurada 3 parantezini aldığımızda 3 parantezinde c kare eksi 1 yaptı burası. Eksi 2 s c kare yaptı eşit 0. C kare eksi 1. Bak s kare artı c karenin 1 olduğunu biliyoruz. C kare eksi 1 neye eşit oluyor? Eksi s kareye eşit oluyor değil mi? O zaman şunun yerine eksi s kare yazarsam. Eksi 3 s kare eksi 2 s c kare eşittir 0 mı yaptı? Evet. Şimdi burada ne yapabiliriz? Hocam eksi 3 s parantezini alabiliriz. Eksi sinüs x parantezini aldığımızda Hocam buradan 3 sinüs x kaldı. Artı sinüs gidince 2 kosinüs x kaldı. Eşit 0. Hatta kos kare x kaldı. Hocam bu çarpımlar eşit sıfırsa ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır. Bu sıfırsa x değerleri hangi değerler alırız? Ya sıfırda ya da 180'de. de ee, ama şu aralıkta hangisi yapar? Sadece ve sadece şu değer yapar tabii ki. 180'i bulduk. Bir de şunu bulmaya çalışacağız. Bak şimdi. 3 sinüs x artı 2 cos kare x eşit sıfırsa öbür tarafa attığımızda eksi 2 cos kare x mi yapıyor? Eksi 2 cos kare x yaptı. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Arkadaşlar buradan güzel bir şey yani bölsem gelmiyor. Ya burada cos kareli var. Ben bunu sin kareye çevirsem. Şimdi sin kareye mi çevirsem? Kosinüs 2 x'e mi çevirsem? Buradan bir şeyler yapmalıyız biz burada. Cos kare yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? S kare artı c kare eşittir 1 değil mi? Ee, o zaman hepsini sinüse çevireyim ben burada. O zaman burada c kare neye eşittir? c kare yerine ben 1 eksi s kare yazabilirim değil mi? Gel burada 1 eksi s kare yaz. Sin kare x yaz. Yani eksi 2 ile çarptın. 3 sinüs x neye eşit oldu? Eksi, eksi 2 ile de buraya çarpıyorum. Eksi 2 artı 2 sin kare x yapar. O zaman buradan at bunu burada. 0 eşittir. 2 sin kare x. Eksi 3 sinüs x. A eksi 2 mi yaptı? Evet şu tarafa attık hepsini. Hocam burası 2 sinüs x'e sinüs x şeklinde olur. Burası da ne olur arkadaşım? 2'ye 1 şeklinde olacak. Çapraz çarpımların toplamlarında da bunu elde edeceğim. Yani burası şu şekilde 2 ve 2'den 3 elde edemem. Ama tam yer değiştirsem 4 ve 1'den eksi 3 elde ederim. Şunu eksi 2 bunu artı 1 dersem. O zaman buradan 2 sinüs x artı 1 ve sinüs x eksi 2 eşit 0 mı olacak? Evet. Şu sıfıra eşitse sinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2 yapar. Sinüs x nerede? Eksi 1 bölü 2. Hocam normalde 1 bölü 2 30'da. Eksi olduğu yer 3. bölgedeki 30 ve 4. bölgedeki 30. Zaten şu 3. bölgedeki isteniliyor benden. 3. bölgedeki 30'da 180 artı 30'dan kaç yapıyor arkadaşım? 210 yapıyor. 210 derece yapıyor. E burada da sinüs x 2'ye eşit olur. Sinüs x 2'ye eşit olur mu arkadaşlar? Hayır. Eksi 1 ile 1 arasındadır. O yüzden başka değer var mı burada? 210 bulduk. Başka şu aralığa düşecek başka bir değer yoktur. Yani bizim cevabımız 2 tane değer olmuş oldu. İlginç bir soruydu. Güzel bir soruydu. Cevap balık kesir yaptı. 34. soruda geldik 35'e. Bir ABC üçgeni için şöyle bir bilgi verilmiş. A B bölü artı B tanjant A B bölü 2 A artı B bölü 2. A eksi B olunca A B bölü 2 A artı B olunca A artı B bölü 2 oluyormuş. Peki ABC açısını 60 derece vermiş bize. Ve buradan bu arada A artı C açısı geliyor mu? Geliyor. A artı C açısı 120 derece gelir. Tamam. A hocam A ve B kenar için böyle ya. Diğer C kenarları için de ben B yerine C yazarsam bu şekilde de formülde değişebilir. Niye? Çünkü burada bak A artı C işte şu şekilde verilmiş. A eksi B bölü A artı B'ye dönüştürecek olursam ben buradan ne bulurum? 1 bölü kök 3 şu buraya kök 3 olarak kesin. Bu da buraya bölü olarak kesin. A eksi C bölü A artı C'ye eşit oldu ya. Bak sen hocam B yerine C yazarsam C yazarsam. Açılarda da B yerine C yazacağım. B yerine C yazacağım. Tanjant A eksi C bölü 2. Tanjant A eksi C bölü 2. Bölü tanjant A artı C bölü 2. Tanjant A artı C zaten 120. Tanjant 60 eşit olmayacak mı arkadaşlar burası? Evet. Şimdi A eksi C bölü A artı C zaten 1 bölü köküçtü. Dikkat et. Bu tanjant 60 nedir? Köküç değil midir? Bunun yerine köküç yazarsam. Hocam bölü köküçler gitti. Tanjant A eksi C bölü 2 ne eşit olur? A eksi C bölü 2 eşittir 1'e eşit oldu. Tanjant nerede 1? Hocam tanjant 45'te 1. Yani A eksi C bölü 2 eşittir 45 olacaksa eğer A eksi C de böylelikle 90 yapar. B -C açısı isteniyor. BAC. A C. Ha. A eksi C 90. A artı C de 120 değil mi? Evet. Şimdi sen A artı C'nin 120 olduğunu biliyorsun. A eksi C'nin de sen 90 olduğunu biliyorsun. Taraf tarafa toplarsan gitti gitti. 2 A eşittir 210. A'yı da böylelikle 105 derece bulursun. Evet A açısı 105 derece çıktı arkadaşım. Benden de B A, açısı isteniyor. Dolayısıyla cevap E dremit çıktı. Güzel bir soruydu. 35. soru. Geldik 36'ya. Hmm. Arkadaşlar f x fonksiyonu y eşittir x doğrusuna göre simetriği gx. Arkadaş y eşittir x'e göre simetriği neydi? Ters değil miydi? Evet. O zaman f'in tersi g fonksiyonu. Yani f üzeri eksi 1 x direkt gx fonksiyonuna eşittir. Peki tersini alacağız. Ya tersini alınca burayı yalnız bırakıyorduk falan filan ya. Şimdi sana bir teknik göstereceğim. SML hoca tekniği. Çok güzel. Bak x'e ne yapmış burada? X'e bak. İlk, ilk başta x'e bak. Hocam x'i 4 ile çarpmış. 4 ile çarpmış değil mi? Sonra 4 ile çarptıktan sonra 1 eklemiş. 1 eklemiş. Sonra 3'e bölmüş. 3'e böl. Bak şimdi taktiğe bak. Sonra ne yapmış? Kosinüsünü almış. Cos al. Sonra ne yapmış? 2 ile çarpmış. 2 ile çarp. Sonra ne yapmış? 3 çıkartmış. 3 çıkart. Şimdi tersini alırken ne yapacağız biliyor musunuz? X'i yaz. Ben buradan bu tarafa doğru fonksiyon bu şekilde. Tersi ne olacak? Buradan bu tarafa doğru olacak kardeşim. 3 çıkart dedik ya tersi. 3 ekleyeceksin. Sonra 2 ile çarp dedi ya. Hop 2 ile çarpacaksın. Hayır 2'ye böleceksin. Çarpmanın tersi. Bölü 2 yapacaksın o zaman. Sonra kosinüsünü aldı dedi ya. Ark kosinüsünü alacaksın. Ark kosinüsünü alacaksın. Sonra 3'e böldü dedi ya. Çarpı 3 yapacaksın. Tamamını çarpı 3 yaptık. Sonra şunu hallettik. 3'e böl, 1 ekle dedi ya. 1 çıkartacağım. O zaman 1 çıkarttım. Sonra 4 ile çarptı dedi ya. 4'e böleceksin kardeşim. İşte bu. Fonksiyonun tersi bu şekilde daha rahat bir şekilde bulunmuyor mu kardeşim? Vallahi daha rahat bir şekilde bulunuyor. Daha geçen hafta sonu İsmail hocadan öğrendim bunu da. Evet normalde biz şeyi biliyorduk. Bu da güzel bir yol değil mi? Farklı bir yol olsun diye söyledim. Bu da f üzeri eksi 1 yani gx fonksiyonu bu arkadaşlar. Benden gx fonksiyonu bu ya. Hani gx fonksiyonu bu. Yani bu pi eksi pi bölü 4'e eşit. Ha bölü 4'ler gitti. Eksi 1'ler gitti. O zaman 3 r cos. 3 r cos. x artı 3 bölü 2 mi burası? Evet. Neye eşit? 1'ler de gitti. Pi'ye eşit. Her iki tarafı kosinüsünü alınca x artı yo. İlk önce 3'e böleceğim. Pi bölü 3. Şurası gitti. Sonra kosinüsünü alacağım. Kosinüsünü alınca x artı 3 bölü 2. Hocam kosinüs pi bölü 3 yaptı. Kosinüs pi bölü 3. X artı 3 bölü 2'ye eşit oldu. E, kosinüs pi bölü 3 nedir? Kosinüs 60 eşittir. Kosinüs 60 da 1 bölü 2 eşittir. Hocam bu x artı 3 bölü 2. E, 1 bölü 2 eşitse bölü 2'ler gitti. X artı 3 eşittir 1 yapar. Ve x'i de böylelikle eksi 2 olarak buluruz. Yani cevap Akçay oldu. Güzel teknik değil mi? Bence güzel teknik. Bir de bu yolda bil diye gösterdim sana. Geldik. 37'ye. Aa bizim sarmal. Bir tane şey yapmıştık. <laughs> konu anlatımında yapmıştık. Bir trigonometrik netlemin kaç kökünü olduğunu grafik yöntemiyle de bulabiliriz. Sarmal fonksiyon tekniğiyle bulabiliriz demiştik bunu. E, 0 pi aralığında olmak üzere bu şekilde yapmış. Bak 4 pi yapmış ya. O zaman ben bunu 4 pi yapacağım. Yani ben bunu 4 ile çarpacağım. 4 ile çarptığım zaman 0 küçük eşittir 4x. O da küçük eşittir 4 pi. Yani fonksiyonumuzun içinde ne olması lazım? Bu şekilde kök arıyorsam 4x'li bir şey olması lazım. Hocam 4x'li nerede var? <laughs> burada var. Bir de 4x'li burada var. Diğerleri 2x'li olmaz. Ya bu ya bu. Ee, peki birinci bölgede ve dördüncü bölgede bakacağım arkadaşlar. Dikkat edin. Ee, neye bakacağım? Mesela 1 bölü 2 ise. Burada kosinüs mü tanjant mı? Hocam kosinüs burada artıyken kosinüs burada da artıdır. Evet buradan iki kök buradan da iki kök geliyor. Her ikisinde işaretler aynı olduğu için büyük ihtimal cevap diye. Ama burada tanjant değerlerine bakacak olsaydık olmazdı. Çünkü burada tanjant değeri artı burada tanjant değeri eksi aynı kökü elde edemiyorum burada. İkisi de farklı işaretli olduğu için. Ha şöyle olmuş olsaydı şurası değil de burası böyle iki kök göstermiş olsaydı o zaman tanjant 4x olurdu burada da. Buna da dikkat et tamam mı? Yani cevabımız böylelikle denizli oldu 37. soruda. Geldik 38'e. Bazı trigonometrik denklem sorularında sadeleştirme yapmak kök kaybına sebep olur. Evet bunu biliyoruz. Sadeleştirme yapmayın diyoruz zaten. E şöyle bir şey verilmiş. O zaman ben bunu açacak olursam. Hocam 2 sinüs x çarpı kosinüs x çarpı sinüs x artı 1 eşittir. 1'i yok edecek bir şey. Kosinüs x'in 1 eksiliği 1 eksi 2 sin kare x mi yapıyor? Evet. Şu birler gitti. O zaman burası ne yaptı? 2 sin kare 2 sin kare x çarpı kosinüs x eşittir. Eksi 2 sin kare x Bizim eleman şimdi sadeleştirme yaparak hocam bununla bunu sadeleştirdiği zaman ne buldu? İkiler de sadeleşti. Kosinüs x'i 1 buldu. Eksi 1 buldu pardon. Kosinüs de nerede? Sadece ve sadece 180'de. Eksi 1. O zaman bir diğer buradan geldi. Evet bir kök bulmuştur diyor. Mehmet bu dipnotu dikkate alsaydı kaç kök daha bulacaktı? Evet bir tane kökümüzü bulduk. Hadi bakalım şimdi diğer kökleri bulalım. Normalde ne yapardık? Biz burada sadeleştirme yapmayız. Sayıları sadeleştirebiliriz. Evet ikiler sadeleşebilir o ayrı. Ama bunları sadeleştirmeyelim. O zaman eksi sin kareyi öbür tarafa atalım. Artı sin kare diye geçer. Sin kare parantezini alınca bir de sin kare x parantezini aldığımda burada kosinüs x kalır. Burada da a, a, eksi bir e, eksi sin kare artı sin kare diye geçti ya. Sin kare parantezini alınca da artı bir kaldı. Eşit sıfır. Zaten bunun sıfıra eşit olma durumunu inceledik. Kosinüs x eşittir eksi birden bir kök geldi. Şunun sıfır olma durumuna bakacağım. Bunun sıfır olma durumuna eşit, eşit olma durumunda bir sıfırda bir 180'de sonra bir de 360'da değil mi? Evet. Zaten 360 kökünü bulmuştuk biz burada değil mi? Mehmet dipnotu dikkat almış olsaydı kaç kök daha bulurdu diye soruluyordu. E biz zaten 180'i bulduk ya. 0 ile 360'ı da bulabilir. Çünkü 0 2 pi aralığında diyor. 0'ı alabiliriz. 360'ı da alabiliriz. Demek ki 2 kök daha bulmamız lazımmış. 38. soru böylelikle balık esir olurmuş. Geldik 39'a. Aşağıda sol tarafta 3 denklem ve sağ tarafta ise bu denklemlerin çözüm kümeleri verilmiş. Eşleştirmeyi yapıyor. Bak boş küme var. Boş küme varsa arkadaşlar böyle sinüslü ve kosinüslü bir şeylerin toplamı veya da farkları olunca ne oluyordu? Hani şöyle hatırla. A sinüs x artı b artı eksi. B kosinüs x verilince bu aralığı ne oluyordu arkadaşlar? Karek içinde a kare artı b kare ile karek içinde a kare artı b karenin eksilisi arasında oluyordu. Boş kuma varsa o zaman onu deneyeceğim. O zaman şuna baksam. Şu kas sayısı 1 bir ya. 1'in karesi artı 2'nin karesi 5 yapıyor. O zaman bu aralığı ne olması lazım arkadaşlar. Kök 5 ile eksi kök 5 arasında olması lazım. Bunun aralığına olması lazım. 1 1 kök 2 yapıyor. Kök 2 ile eksi kök 2 arasında olması lazım. Bu da karesi artı karesi 1 artı 3 artı 1'den 4 yapıyor. Kare içinde 4 ile eksi 4 arasında olması lazım. Yani bu sağlanıyor. Bu da sağlanıyor ama 5 ile e, e, eksi kök 5 ile artı kök 5 arasından burası değil. O yüzden 1 ne ile eşleşecek? 1 bununla eşleşecek. Yani B ile eşleşecek. 1 B ile burada eşleşmiş. Burada eşleşmiş. Şuraya bakacak olursam hayır. O zaman cevap ya B ya C olacak. 2 A ile mi C ile mi eşleşiyor? Ona bakacağız şimdi. Hocam 2'ye bakalım. Tamam. 2'ye bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar bakacak olursak şöyle. Ne var elimizde? Hocam sinüs x eksi kosinüs x var. Eşittir kök 2 var. Hmm. Ya ben burada şey top toplam fark mı yapsam böyle? Kök 2'ye mi bölsem böyle? 1 bölü kök 2 sonuçta tanıdık geliyor değil mi? Evet tanıdık geliyor. Ee, toplam fark yapabilirim aslında. Ya da her iki tarafın karesini alabilirim. Ben burada denklemi kök 2'ye böleyim isterseniz. Denklemi kök 2'ye bölünce ne geliyor? Hocam 1 bölü kök 2 çarpı sinüs x eksi 1 bölü kök 2 çarpı kosinüs x eşittir 1 yaptı değil mi? Hocam 1 bölü kök 2 dediğimiz ne yapıyor? 1 bölü kök 2 dediğimiz sinüs 45'tir. Ya da kosinüs 45'tir değil mi? Hani sin kos şeklinde yazmak için daha mantıklı oluyor sanki. O zaman ben burada ne yazayım burada? Kosinüs 45 yazayım. Aa, burası kosinüs 45 çarpı sinüs x. Eksi. E, burası da ne yaptı arkadaşlar? Kosinüs x sinüs 45 mi yapıyor? Evet. Sinüs 45 çarpı kosinüs x yaptı. Eşittir. 1. Arkadaşlar şurası 1. Şimdi bu sin kos eksi sin kos. Ama seni başa alıyorduk değil mi? E, ise sinüs x eksi 45 değil midir burası? Sinüs x eksi 45 eşittir 1. Sinüs nerede bir arkadaşım? Hocam sinüs nerede bir? 90'da bir. Başka da yok. Yani burası sinüs 90'a eşit olacak. O zaman bu ne demek? Hocam x eksi 45 eşittir 90 demek. Ya da x eksi 45 eşittir. 180'e tamamlayanı yine 180 eksi 90 demek. Yani 90 demek. Aynı şey geliyor. Tabi x eksi 45 eşittir 90. Artı k çarpı ne ekleyeceğiz bir de? K çarpı 2 pi. Yani k çarpı 180 ekleyeceğiz. O zaman buradan x eşittir 135 artı k çarpı 360 ekleyecektik pardon 360'dan dolayı hocam k yerine 0 yazarsam x 135 olur k yerine 1 yazarsam 360 artı 135'ten aşıyor başka da bir değer gelmiyor x 135 olmak zorunda 135 de 3 bölü 4 yani 2 de a'ya eşit oldu 2 de a'ya eşit oldu o zaman cevap ne oldu arkadaşım balıkesir oldu bu arada karesini de alıp da yapabilirsiniz ama kare aldığınızda kökün de şeye yerine yazdığınızı sağlamayı sağlamayıp sağlamadığına da bakmak lazımdı. O biraz sanki kafa karıştırır gibi geldi bana. Ee, dediğimiz gibi böyle bölü bir bölü kök yapınca hani bir bölü kök tanıdık geldi bana. Kök böldüğümüzde en azından sinüs 45 ya da kosinüs 45 oldu aklımıza geldi. Evet 39. soru balık eseri oldu geldik 40'a. 3 üzeri tanjant x artı 3 üzeri 1 eksi tanjant x verilmiş bana. Tanjant x'e şurada bir a diyeyim de hiç oyalanmayayım. Yani bu 3 üzeri a artı 3 üzeri 1 eksi tanjant x ne demek? Hani böldüğümüz zaman gelmiyor mu? Evet 3 üzeri 1 bölü 3 üzeri tanjant x yani şuraya a yazarsam bölü 3 üzeri a demek değil midir? Ya da açıp da 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri eksi a demek. 3 üzeri eksi a da 1 bölü 3 üzeri a demek. Yani 3 üzeri 1 bölü 3 üzeri a olduğunda yazabilirsin. Eşittir 4'müş. O zaman bunda bunu çarpıyorum. 3 üzeri a'nın karesi artı 3 bölü 3 üzeri a eşittir 4 yapar. O zaman buradan ne geliyor? 3 üzeri a'nın karesi artı 3 eşittir 4 tane 3 üzeri a yaptı. Öbür tarafa atalım. 3 üzeri a'nın karesi a eksi 4 tane 3 üzeri a artı 3 eşit 0 yaptı. Çarpanlara ayıralım bunu. 3 üzeri a ve 3 üzeri a bu 3'e 1 eksi 3 e eksi 1 dersem çapraz çarpımların toplamları burayı verdi. Yani buradan 3 üzeri a eksi 3 ve 3 üzeri a eksi 1 eşit 0 yaptı. Şu sıfıra eşitse 3 üzeri a eşittir 3 yapar. Yani a'yı buradan 1 buluruz. Bu sıfıra eşitse 3 üzeri, 3 üzeri a buradan 1 olur. Yani a'yı da buradan 0 buluruz. A'nın 1 olması demek ne demek arkadaşlar? A tanjant x'ti. Yani tanjant x'in 1 olması demek. Tanjant x'in 1 olması demek. X açısı tanjant 45'e eşit oluyor demek. X açısı 45'e eşit. Ve de k çarpı 180'ine de eşit olmak zorunda. K yerine ben 0 yazarsam. X 45 derece olur. E, ee, 1 yazarsam 225 derece olur. E, ee, 2 yazarsam şu aralığı aşıyoruz. Tamam. Buradan 2 değer geldi mi arkadaşım? Geldi. Sonra tanjant x'in 0 olması demek. Tanjant x'in 0 olması demek. Tanjant nerede 0 arkadaşlar? 0'da. E, ee, o zaman 0. Yani burası tanjant 0 demek. Yani x açısı ya 0 demek bir de artı k çarpı pi demek değil miydi? Yani k çarpı e, pi demek k çarpı 180 demek. K yerine 0 yazarsam x 0 olur. 1 yazarsam 180 olur. 2 yazarsam 360 mı olur? Evet. 360 bu aralıkta mı? Aynen öyle. 0 2 pi aralığında. Evet. Yani toplamda kaç tane kökümüz olmuş oldu arkadaşım? 45, 225, 0, 180 ve 360'tan. Toplamda 5 eleman oldu. En küçük ile en büyük eleman toplamı 3 pi'dir demiş. En küçük eleman 0, en büyük eleman da 360. Toplamı 360. 2 pi yapması lazım. Bu yanlış oldu. Elemanları toplamı isteniliyor. Bunların hepsini toplarsak 5 pi yapıyor mu? Yapmıyor galiba. Hocam zaten ee, şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Bu ikisinin toplamı 260, 270 mi yapıyor? Evet. 270 yani burası 3 pi bölü 2 yapıyor. Artı şurada pi var. Artı burada da 2 pi var. Bunların toplamı 5 pi yapmıyor arkadaşlar. Bu da yanlış. O zaman cevap yalnız 1 oldu. Yani bu eşit değil pi oldu. Yani kaç pi? 5 pi olduğundan bu da yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Evet 40'ın soru akça oldu. Geldik 41'e. Yani son sorudayız. Kosinüs 3x 1 bölü 2 denklemi çözüm kümesi A bir de bu. İlk önce A'yı bulalım mı? Bulalım. Hadi bakalım. Kosinüs nerede 1 bölü 2? Hocam 60'da. O zaman burası kosinüs 60 gibi düşünsek. O zaman buradan 3x eşittir 60 olmalı. Bir de kosinüs ne oluyordu arkadaşlar? Eksi 60 da olmuyor muydu? Birinci bölge ve dördüncü bölgede çünkü aynı kosinüs değerleri artı olduğundan dolayı. Bir de 3x'in kaç olması lazım? Eksi 60 olması lazım. Ama k çarpı 360'ları da eklemeyi unutmayalım. K çarpı 360'ları da ekleyelim şöyle. Yani buradan. Buradan x açısı 3'e böl 20 artı k çarpı 120. x açısı buradan eksi 20 artı k çarpı 120 geldi. Şimdi k yerine ben 0 koyarsam a'nın değerlerini bulurum. k yerine 0 koyarsam 20 geldi. 0 koyarsam eksi 20 geldi. Bu aralıkta bakacağım. Bak 0 ile 3 böyle aralığında değil. Şu değil. k yerine 1 yazdığımızda 120 artı 20'den 140 yapar burası. Hocam burası 140 yaptı. 1 yazdığımızda burası da 120 eksi 20'den 100 yapar. Sonra başka K yerine 2 yazdığımızda 240 artı 20 260 yapıyor. 270'ten küçük. Evet 260 yaptı burası. Burada da o zaman burada 2 yazdığımızda 240 eksi 20'den 220 yapar burası da. Sonra K yerine 3 yazdığımızda 360 artı 20 aralığa düşmüyor. 3 yazdığımızda 360 eksi 20 de aralığa düşmüyor. O zaman A kümesi neremanları bunlar yaptı. Şimdi gelelim B kümesine. B kümesi de bu. Kotanjant nerede arkadaşım? Köküç. 30'da değil mi? Evet. Normalde tanjant 60 köküçü eşit, kotanjant 30 oluyor o da. Kotanjant 30 bak arkadaşım. Kotanjant 30. O zaman bu ne demek? 3x bölü 2 eşittir 30 demek. Ama artık k çarpı 2 piyi eklemeyi unutmayacağız. K çarpı pi pardon. Pi dediğimizde 180 yani değil mi? Hocam burada 2 ile çarp 3'e böleceğimdim x'i yalnız bırakmak için. O zaman 2 ile çarp 3'e böl 60 bölü 3'ten 20 yapar burası artı. E, 2 ile çarp 60 3'e böl 120 k oldu. Ozan, ben K yerine 0 yazarsam 20 mi geliyor B kümesinde? Evet 20 geldi. Sonra 1 yazarsam 140 geldi. Sonra kaç yazarsam 2 yazarsam da 240 mı geliyor? Evet 240 260 mı geliyor? Aynen öyle. Başka 3 yazarsam bu aralığa düşmüyor arkadaşlar. Bu oldu. Şimdi A buna göre diyor. A ve B kümelerinden seçilen birer elemanın aynı olma olasılığı. Arkadaşlar tüm durumlar nedir? Şurada 5 durum var. Burada 3 durum var. 5 çarpı 3 değil midir? Evet. Aynı olmalı da 20, 20'ler aynı. 140'lar aynı. 260'lar aynı. E hocam o da 3. Üç. Yani 3'ler de sadeleşti. Cevap da 3 bölü 5 çıktı. Yani 3 bölü 5 olur mu? Pardon. 1 bölü 5 çıktı. Yani cevap denizli oldu 41. soruda. Evet gençler böylelikle test bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde. Son ders. Son ders. Son, son günde. Bir sonraki günde daha doğrusu. 17. günde. 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak hoşça kal